Ey müminler! Mübarek Recep ayının son haftasına, son cumasına yetişmiş bulunuyoruz. Bu mübarek ayın 27. gecesi mübarek, pek mübarek Miraç gecesidir. Miraç kandilidir. Ümidimiz odur ki Cenab-ı Allah bu pek mübarek gecenin feyzinden ve lütuflarından bizi nasibedar eylesin. Bizim de payımız o sure olsun. Ve Cenab-ı Allah bu mübarek ay ve gecenin bereketini üzerimizde sayeban etsin, devamlı kılsın. Bütün kullarına da bu gecenin feyzinden lütfeylesin. Başsız kalan Adem evladına baş göndersin. Yalnız İslam alemi değil, bütün insanlar Allah'ın kuludur. Hepsi darmadağın olmuş. Başları yok. Başta olanlar insanların kalıplarına hükmedebiliyor ama kalplerine hükmedemiyor. Kalıplarına kuvvet zoruyla, şiddet ile hükmediyor ve insanlar mecburi olaraktan onların emirlerinde görünüyor. Onlar da nereye emrederse insan o tarafa yürümek üzeredir. Gönüllere hükmedecek kimselere insanlık muhtaçtır. Kalplerimize hükmedecek. Kalıplarımız dünyanındır. Kalplerimiz Mevla'nındır. Gönlünü Mevla'sına veremeyen, dünyaya kendisini kaptıran kimsenin kıymeti düşe düşe sıfır oluyor. Sıfırlanıyor. Ve sonunda dünyadan çıkar ayak kopmuş bir ceset olaraktan çıkarılıyor. Gönlünü Mevla'ya veren kimse tertaze, cennet kokularından üzerlerine sürülmüş olduğu halde onlar kabirlerine giriyor. Kabirlerini cennet bahçeleri buluyorlar. Çünkü onların gönülleri Cenab-ı Hak ilendi. Gönülleri Allah ile olmayan, dünya ile olan kimselerin kabirleri de karanlık, zulmet, cehennem çukuru diye tabir etti Peygamber aleyhissalatü vesselam. Kabrin seni nasıl karşılayacak? Ne gönderdiysen onunla karşılayacak. Ahiretini düşünüp Cenab-ı Hakk'a gönlünü verdiyse kabrin cennet bahçelerinden olur. Vermediysen
abdesthaneden beter, cehennem çukurlarından çukur olur, içerisine yatırılır oraya. Bağırsa da, çağırsa da, feryat etse, duyan yok. Herkes kendi kabrinde mahpus bulunur. Bir Recep daha geçmek üzeredir. Bir mübarek Miraç kandili gelmektedir. Kendimizi hiç olmazsa o geceye tazim için, hürmet için hazırlayalım. Cenab-ı Hakk'ı o gece ne olsun hatırlayıp ona secdeye koşalım. Cenab-ı Allah bizim kusurlarımızı ve günahlarımızı bağışlasın. İçine düştüğümüz çıkmazlardan gerek fergi olarak, gerek cemaat olarak içine düştüğümüz girdaplardan bizi kurtarsın diye yalvaralım. Parayla kurtulunmaz. Dünyada para çok. Para eksilmedi ki. Yok. Para eksilmedi. Yalnız tabii mahdut ellerde sıkı tutuluyor. Eskisi gibi verilmiyor. Çünkü paraya tapan gavur paranın üzerinde ölür, saklayıyor. Bitirmeyeyim diyor. Biterse ben de biterim diyor. Paralar milyonlar ve milyarlar ve trilyonlar ve trilyarlar doludur, altın dolu dünya. Lakin beşerin dertlerine derman olmuyor. Çünkü beşerin derdi maddi değildir. Maddi değildir. Beşerin derdi manevidir. Manevi tedavi görmese, maneviyatı düzelmese, paranın çokluğuyla Ademoğlu kendine gelemez. İşte bu mübarek geceler insanların Allah'a dönmeleri için fırsat verilmiş olan gecelerdir. Kıymetini bilen dünyada da selamettir, işi ahirette de selamettir. Değilse neler gelecek daha, neler gelecek? Ve bu dünya son durağına yetişecektir. Zuhur eden alamettir. Zuhur eden kıyamet alametleridir. Ve bu dünya filozofların zannettiği gibi boyuna sürecek bir dünya değildir. Bunun da sonu gelecektir. Ve bu insanlar bunun üzerinden tükenecek. Hesap günü gelecek. Hesaba çağrılacaklardır. Arada köprü olan ay Şaban Muazzam gelen haftaya geliyor. Onda da Peygamber-i Zişan'ın hoşnutluğunu kazanmaya gayret edelim. Miraç kandili Efendimizin en büyük mucizelerindendir. Hiçbir peygambere verilmeyen bir mucizedir. Onun hakkında o minberde durup da konuşacak olursak gelen haftaya da bitmez. Gelen yıla kadar bitmez. Lakin Cenab-ı Allah diledi ki Efendimizin kadri ve kıymeti bilinsin, derecesi bilinsin. Onun için
Miraç gecesi Cenab-ı Hakk'ın yerlerin, göklerin sahibi, maliki, yaratıcısı, yaşatıcısı olan mülk ve melekutun sahibi Cenab-ı Allah'ın Habib-i Ekrem'i sevdiği Habibini huzuruna davet ettiği gecedir. Huzuruna, Sultan huzuruna çağrıldı ve hesapsız tazimat ile Cenab-ı Hakk'ın huzuruna yetiştirildi. Cenab-ı Hakk'a nazar kıldı. Cenab-ı Hak ile konuştu. Cenab-ı Hak'tan emirlerini aldı. Nurunu Cenab-ı Allah ona ziyade verdi. Ve bize gönderdi ki, ey Habibim, lik varıp davet et kullarımı, geluben göreler didarımı diye Mevlid-i Şerif'te her vakit okurlar. Miraciyesinde Mevlid-i Şerif'in. Ey Habibim, sen beni gördün, beni dinledin. Şimdi seni ben vazifeli kılarım. Git kullarımı davet et. Davet et ki benim huzuruma gelsinler. Sen seyrettiğin gibi cemalimi seyreylesinler. Git kullarıma tembihimi götür. Beni unutmasın. Benim bu huzurumu istesin diyerekten geri gönderdi. O davet üzerindeyiz. Duyanlara ne mutlu. Duymayanlara da veil azabı vardır. Bu kısa Miraç haberinden bu kadar söyledik. Cenab-ı Allah onun haberlerini bize yakinen bildirsin ve o şereften bizi mahrum etmesin. Kıl namazı ey mümin. Kıl namazı müminin miracıdır diye söylemişler. Her kim ki namazına dikkat eder, namazı kılarsa namaz müminler için miraçtır. O şerefi alır. O rütbeyi isteyen namaza devam etsin. Namazsız Allah'ın kulu değildir. Secdesi olmayan Allah'a kul değildir. Belki kendi nefsinin kölesidir. Şeytana hizmetçidir. Dünyaya esirdir. Dünyanın esirliğinden kurtul. Nefsinin köleliğinden kurtul. Şeytana tabi olmaktan uzak git. Allah ile ol. Dünyan da mamur olur. Ahireti de mamur olur. Ela inne ahsenel kelam. وَأَبْلَغَ النِّظَامُ كَلَامُ اللَّهِ الْمَلِكِ الْعَزِيزِ الْعَلَّامِ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي الْكَلَامِ فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ